gelsin istemiyorsan baştan bir anlaşma yapalım. Ya sürekli beni çekeceksin, Aydan Hanım'dan hiçbir kare vermeyeceksin. O konuşurken de ben buradan yapacağım, ağzımı oynatacağım. Ya da sadece onu çekeceksin, benden hiçbir şey vermeyeceksin. Çünkü bu kadınla yan yana geldiğim zaman kendimi iğrenç hissediyorum. Ya kadın o kadar güzel ki kararını ver. Aslıcığım sen de çok güzelsin gerçekten. Programını da hep seyrediyorum. Tekrarlarını genelde hani o saatlerde daha müsait oluyorum. Hiç kaçırmadan izliyorum. Onun için seve seve koşa koşa geldim. Biz teşekkür ederim davetiniz için. Şarkı çalmak istiyoruz. Aa ne güzel. Evet. Nedir? Genelde biz bunu sonda yaparız ama o kadar güzelsiniz ki sizin gözlerinize bir şarkı seçtik. Elimde şunlarla anca zar zor yapabiliyorum. Şöyle. Ay merak ettim. Niye? Niye bunu seçtik? Niye? Kara gözlerinize tabii ki güzel sözler yazmak için okey ama bütün binayı dolaştım ben ve insanlara dedim ki Aydan Şener'e ne sorardınız? Ve 100 kişiye sorduysam kabaca 90'ı dedi ki neden bizi erken terk etti? Ona ya, kırgınız. Evet. Bu kadar özel bir kadın, bu kadar farklı bir kadın neden bu kadar erken vazgeçti bizlerden? Buyurun. Hiç vazgeçer miyim ben beni sevenlerden? Seyircilerimden, oyunculuktan vazgeçmedim tabii ki ama böyle bir süre kendiliğinden bir ara oluştu Aslı'cığım. Yani bu bilinçli yaptığım bir şey de değildi esasında. Doğru projelerle karşılaşamadım. Hani bu çok da bizim elimizde olan bir şey değil esasında hani oyuncu olarak. Tamam gelen önerilerden hani seçtiklerimiz oluyor ama daha çok seçilen durumunda olduğumuz için gelen tekliflerle alakalı yani dediğim gibi doğru bir projeyle buluşamadım çok uzun süredir. Öyle diyeyim. O zaman peki şöyle mi? Bütün geçmişte buluştuğumuz projeler aslında doğru muydu? Hayır. Yani aslında çok da içime sinmeden yaptığım birkaç işim de var mesela hani. Keşke bunun içinde olmasaydım dediğim bile işler var. Gerek senaryosu açısından, gerek çekimi açısından, gerek kastı açısından olmuş. Yani olmuş ama işte onların da bir nedeni, birilerini kıramamışım diyelim ki yapmışım. Ya da daha iyi olacağını sanmışım, yapmışım gibi. Tabii ki oluyor yani her şeyi de önceden çok da öngöremiyorsunuz ama şu son zamanlarda gerçekten hani artık biraz da işte o lüksümü de kullanıyorum galiba. Hani iş yapmama lüksümü de kullanıyorum. Ya da seçme özgürlüğü lüksüm. Tabii seçme özgürlüğümü kullanıyorum. Ama gene de iyi bir şey olursa. Mesela şimdi bir sinema filmi görüşmemiz var. Hadi. Olursa belki evet. Önümüzdeki yaz gibi çekilecek. O olabilir. Bilmiyorum yani sektör de eskisi gibi değil tabii. Ne değişti? Çok şey değişti. Yani yapımcılar değişti. İşte süreler değişti. Çekim şartları değişti gibi. Yeni birçok insan geldi. Artık biraz daha herkes kendi oyuncularıyla çalışmak istiyor. Böyle bir gruplar oluştu. Ekipleşme var. Ama dediğim gibi güzel bir şey. Yoksa ben katiyen izleyenlerimden asla vazgeçmem. Hepsini çok seviyorum. Ama bu dediğin şey bana da çok geliyor. Yani onun için gittiğim bu her yerde seçtik. Sevemedim kara gözüm seni doyunca buradan doymaktan canım. Geliyor yani. Ya. Kimse doyamamış size. Ben de onlara doyamadım. Biraz konuşuyorum galiba. Bu temkinli olma hali galiba değil mi? Temkinli misinizdir genelde? Ya aslında hayatımda hiç öyle bir insan değilim.
hiç değilim. Yani hayat beni nereye götürürse orayı hani böyle çok da sonunu düşünerek planlı, programlı falan asla öyle bir insan değilim. Tam tersi. Hani hiç mesela ileri bir tarih için kimseye söz de vermem mesela. Aa. Veremem çünkü o anki ruh halim vazgeçebilirim falan. Aa, evet, öyle var öyle yani ruh halinin dönüşümü. Çok, aa, çok fazla. Değişiyor. Evet. Onun için hani böyle uzun vadeli, çünkü verdiğim sözde de mutlaka durmam lazım. Bir de öyle bir tarafım da var ama bu arada. Ha, bu arada çok özür diliyorum. Seyirciye bir şey söyleyeceğim. Aydan Hanım kendine haksızlık yapıyor ya da geçmişte. Ben her yere geç kalırım diyor ama bize vaktinde geldi. Onu belirteyim bu arada. Geldim. Teşekkürler. Vaktinde geldi valla. Ama benim meşhurdur. Ya. Geç kalmam yani artık böyle dillere destan bir şey. Maalesef. Ama bugün işte aldırmanız o bakımdan iyi oluyor. Hani mecburen 5-10 dakikalık rötarla mecburen kapıda bekleniyorum diye çıkıyorum. Ama hani ben gelecek olsam inan bir yarım saat 45 hadi, dakika atabilirdi. Aa. Maalesef ben bundan baş edemiyorum. Yani böyle bir sorunum var. Sürekli bir adrenalin içindeyim. Çünkü geç kalınca da üzülüyorum. Bir taraftan da geriliyorum. Sürekli bir gerginlikle her yere aman yetişemedim gene falan diye. Böyle ben de böyleyim ne yapayım. En sıkıldığınız şey ne oldu? Bir çalı kuşudur bence. Soru olarak 150 yıldır sorulan yani. Sorular olarak. İki ben tahmin ediyorum. Birincisi bence çalı kuşudur. İkincisi şeydir. Yani genelde sokaktakilerde, televizyondakilerde. Evet. İkincisi ay bu güzelliğinizin sırrı nedir Aydan Hanım sorusudur. Evet. Yani tabii ki beğenilmek çok güzel, iltifat almak çok güzel. İnsan ona hiç doyamıyor. Sevdikleri için söylüyorlar sağ olsunlar tabii ki. Ama gerçekten hani çalı kuşu da benim için çok önemlidir. Çok sevdiğim, en sevdiğim işimdir. İnsanlarda müthiş bir yer yapmış bir iştir. Ama özellikle işte bu yeni çalı kuşunu nasıl buldunuz gibi falan böyle bu tür sorular artık gerçekten sıkılıyorum yani. Değil mi? Doğru. Ama biz yine Aydan Hanım'ın, biz çok iyi biliyoruz ama... Böyle bir hatırlamak için hadi hepiniz ekran başındakiler için şöyle bir bakalım neler yaptığını. Aa, ne güzel. Size nefis bir Anadolu ikramı yapmak için bundan güzel fırsat olamaz. Bana ne zamana kadar siz diye hitap etmekte ısrar edeceksiniz? Kamuran Bey derken beni ne kadar incittiğinin farkında mısın? Geçen gün de bunun için bayıldım. Balığa gitmekle hemen medeni olacak mısın? Evet, tabii. Hayır, yalnız balı değil tabii. Of. Kuzum, şimdi de bunun diline dolama. Hani telleri kopuktun? Bırak onu. Arkadaşlarıma kabalık ettin Nejat. Beni utandırdın. Sen daha uyumadın mı? Ablacığım, çok korktum ablacığım. Senin niçin oraya çağırdıklarını anladım. Bir daha öyle yerlere gitmeyelim ablacığım. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Ölürüm ablacığım. İnsanlar vazgeçemiyor. Hiç rüyanızda falan görüyor musunuz? Terler içinde uyanıyorsunuz. Yine bir çalı kuşu deget falan. Ay, yoksa onca filmim var, onca güzel işim var. Yine işte dönüp, o kadar yer etmiş ki demek ki gerçekten insanlarda. Murat Parasayar'la birkaç şeyinizi hatırlıyorum. Gül ve Diken diye bir evet, dizim var. Kumru var Tuncel Kurtiz'le. Evet. Yani Yüzleşme var, Ay Işında Saklıdır var. Hani çok iş, Gölge evet, Çiçeği Ay var. Ay Işında Saklıdır ya, var. Toprak Sergen Toprak mi vardı Sergen'le? Orada? Toprak Sergen'le evet mesela o da güzeldir. Gölge Çiçeği var, işte Tutku diye bir dizim var, bir sürü bir şeyler. Kaç yıl oldu? Vallahi kaç yıl işte. Yani bir şey yapmayalı. Şey ha, bir şey yeni yapmayalı bir proje yapmayalı. Vallahi epey o iki sene oldu. Yani en son işte Kalbimdeki Deniz dizisinde bir konuk oyunculuk orada yapmıştım. Ondan önce en son Sürgün Hayatlar yaptım. 2009'du zannediyorum. Yani bayağı oldu. Bir 5-10 sene kadar. Evet. Aydın Hanım sizin hırsınız var mı? Yok. İşte yok o kadar aynen. Yok görünüyor ki. Yok hayır. Hiç hırslı bir insan değilim. Bazen diyorum keşke hani birazcık olsaydı. Ama öyle bir duygum yok yani. Ne istiyorsunuz hayattan?
Hayattan, vallahi aslında hayat bana çok güzel şeyler yaşattı. Yani bir kere çok güzel bir evladım var, kızım var. Gerçekten iyi ruhlu, iyi kalpli bir kızım var. Bu benim için hayatın en büyük lütfu zaten. İşte erken yaşta bir yarışmaya girdim, orada birincilik kazandım. Ondan sonraki hayatım işte filmlerle, dizilerle çok yoğun bir şekilde, yani bir 20 sene falan çok yoğun bir şekilde geçti. Çok büyük şöhreti yaşadım ama hani öyle böyle değil, birdenbire gelen çok büyük bir şöhret yaşadım. Onun güzelliğini, insanların sevgisini yaşadım. Şu anda da sevgisini, saygısını, bir de ona şimdi saygı da eklendi ki bu benim için çok önemli bir şey, yaşıyorum. Güzel yani, sağlığım yerinde. Onun için de böyle aşırı hırslarım yani hiçbir zaman olmadı. Bir sürü gelen teklifi geri çevirebildim. Mesela bana sahneden çok teklifler geldi o dönem, hani az solistlik falan anlamında. Mesela hiç düşünmedim. Ama tiyatro yaptım. Hani çok büyük paralar kazanabilirdim eğer sahneye çıksaydım. Ama ben onu seçmedim. Tiyatroyu mesela uzun seneler tiyatro yaptım. Ben bu arada hani hiçbir şey yapmadım. Ekranlarda belki yokum ama bu süre zarfında hep tiyatro yaptım. Çok seviyorum. Yani böyle hayatım. Biraz ben dinginliği seviyorum. Hani böyle haldır haldır işten işe koşmayı sevmiyorum. Yani her zaman özel hayatıma da vakit ayırabilmeyi hep hedefledim. Genelde de hep öyle. Yani bir dönem onun biraz ucunu kaçırmış olabilirim. Çok yoğun çalıştım. O da 3-5 seneyi geçmez. Onun haricinde hep benim hani kendi hayatım daha ön plandaydı. Öyle yaşadım hayatı. Yani mesela ben öğleden sonra bir yere gidiyorsam aynı akşam bir yere daha gitmeyi mesela hiç tercih eden bir insan değilim. Yani gündüz çıkıyorsam akşam evde oturup pijamalarımı giyip işte dizi izleyeyim, kedilerimle falan. Mesela öyle seviyorum. Ya da gece çıkacaksam bütün günü evde geçirip işte o gün böyle banyomu yapayım, rahat rahat hazırlanayım, bakımımı ya falan. Hani oluyor tabii arada. Ritminiz hani, ona göre, beden ritminiz ona göre. Aynen, ona göre. Tabii ki bazen gerekiyor hani oradan oraya günde 3-4 yere bile gittiğimiz oluyor. Ama çok hiç tercih ettiğim bir şey değil yani. Hoşlanmıyorum. Biraz daha böyle sakin, dingin, işimi yapayım, işte evime geleyim. Evimi çok seviyorum bir de ben. Yani evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bazen 3-5 gün hiç çıkmadığım oluyor evden. Böyle eve girip, eve girdikten sonra hemen kilitleri kapatır mısınız? Hani kapıyı arkadan. Tabii. Yani eve girince zaten işte bir anda aydan oluyorum. Çok evde böyle doğalımdır. İşte tam bir pijama terlik hırka kadınıyımdır yani. İşte film seyretmeyi çok seviyorum. Hayvanlarım var. Onlarla vakit geçirmekten çok hoşlanıyorum. İşte çok sıkılırsam giderim giyinme odasında. İşte onu indiririm, onu verilecekleri ayırırım, düzenlemeler yaparım falan gibi böyle. Yani kendimi çok oyalayabiliyorum. İşte şeyde şimdi internette böyle birkaç oyunlarım var. Onlarla oynamayı seviyorum. Tembel misiniz ya da üşengeç misinizdir? Değilim. Aslında değilim. Yani çalışma döneminde öyle değilim. Son derecede çalışkan, işine sahip çıkan, işte sabahın beşinde de olsa kalkıp gece yarılarına kadar. Yok, tembellik dediğim ama hani, böyle bir şey değil. Öyle hani, bir üşenge, şey. Üşenmek ve evde vakit geçirince ev alır ya. Seviyorum. Alıyor. Evet. Evet. Ama yani dediğim gibi şey, uyum da sağlayabiliyorum bir taraftan da. Yani çalıştığım zamanlar çok yoğun bir şekilde çalışabiliyorum ama ev hayatını da seviyorum. Yani bende böyle her şey, her şey var. Peki o şeyi merak ettim. Ruh halinizin değişkenliğini merak ettim. Çok. Yani ileriye dönük söz verememe, değişebilir düşüncem ya da ruh halim. Ama öyle çok da hani ruh hali öyle çok gibi durmuyorum. Değişken bir kadın gibi de durmuyorum. Hiç öyle durmuyorum. İşte o da ya nasıl sürpriz, oluyor? Mesela, olay sürpriz. Nasıl? Birdenbire böyle çıldıran bir kadın mı çıkıyor içinizden yoksa bazen, içinize mi kapanıyorsunuz? Sinirlendiğim zaman falan mı? Evet. Ben şeyimdir, fevriyimdir. Yani tepkilerimi veririm.
Öyle hani susup da küsüp de falan. Ama bir yerden sonra da küserim, keserim. Hani mesafe koyabilmeyi çok iyi beceriyorum. Hani öyle kırılmasın, etmesin falan diye artık oraları çok geçtim yani. Bu da tabii zamanla, tecrübeyle kazanılan şeyler. Hayır demeyi öğreniyorsunuz bir süre sonra insanlara. Ya da onaylanma ihtiyacınız azalıyor. Belki de. Yani kimsenin gözünde... Belki, değil mi? İlla iyi insan. Şahane olmak zorunda değiliz olmuyor. Yani. Evet, illa herkesin sizi çok iyidir demesi veyahut da çok sevmesi gerekmiyor. Ama kalp kırmamaya çok özen gösteririm. Yani o kalp kırık, yani gereksiz yere çok hak ettiyse tabii ki yani kırdığımda olmuştur belki. Olmuş mudur? Çok olmuştur. Kalp kırdınız mı? Yani arkanızda çok ceset var mı? Yok yok, hayır. Aşk anlamında mı yok, soruyorsun? Genel yok. Olarak soruyorsun. Yani hepsi için tamam. Geçerli. Yok yok, öyle fazla değil. Yani çok hak eden birileri olmuşsa belki o da nedir? Ağır konuşmuşumdur mesela. Hani belki son söylenecek şeyi önce söylemişimdir ama o kadardır. Yani benim yoksa kimsenin ekmeğiyle oynamak ya da işte o varsa ben olmam demekler falan. Hani o tür şeyler hiç bana göre değil. Ekmekle oynamaktan da çok korkarım ayrıca. Yani öyle çok kırdığım kalp olmamıştır hak etmedikleri sürece. Korkarım yani kalp, insanın kalbini kırmaktan. Çünkü seviyorum insanları, seviyorum. Peki yani çok fazla değildir diye umuyorum. Yani bizim hayatımıza girdiğiniz yıllarda şey çok önemliydi tabii, hani hanımefendi olmak. O yılların böyle adab muaşereti içinde işte bunu sürdürülebilir kılmak. Evet. Hani belki başta o kalıba uygun insan davranıyor. Bir süre sonra aslında bu karakteri haline dönüyor. Ama sonra yaş ilerledikçe gene tamam diyor. Yani dönüyorsun. Öz değil, hayır hayır, bu özlerle zaten özünüz ya, çok güzeldir evet, de şeye tamam yani artık yeter. Bu kalıplara ihtiyaç yok. Kendim gibi olabilirime dönüyor belki de. Evet, evet. Yani evreleri var hayatın yalnız sanki. Yalnız şu da var. Yani benim öyle bir çabam da gerçekten hiç olmadı. Yani illaki işte ne bileyim ben yine hayatımı nasıl istiyorsam öyle yaşadım mesela. Yani işte bunu yapmayayım, bana yakışmaz, işte şöyle olmasın gibi düşündüğüm çok nadirdir. Yani ben hayat ne getiriyorsa onu hep yaşadım esasında. Yani illaki işte hanımefendi olayım, öyle görüneyim falan gibi bir derdim. Eğer o vardıysa çıktı bir şekilde, yansıdı insanlara diye düşünüyorum. Çünkü şu dönemin en çok konuşulan konularından biridir ya marka. Marka algısı yani. Aydan Şener bir markadır. Bu markayı nasıl yarattı ve bu markayı nasıl sürdürdü? Şimdi bir marka algısı var ortada. İşte doğallık ve samimiyet olmazsa bence o, bu zaten buralara gelmezdi. Yani bu benim... Doğaldım ben her zaman. Hani hiçbir şeyimi gizli yaşamadım. Ne bileyim işte insanlara karşı hep aynıydım. Samimi, sıcak ama mesafeli. Hani öyle bir duruşum her zaman vardı zaten. Ben bunu yani öyle olsun diye yapmadığım için bence buralara kadar gelebildi diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Estağfurullah, ben bilemem ama sonuçta kurumsal değil, belki bireysel davrandınız ama evet. Marka algısı kurumsal kaldı. Ay yani ne güzel. Kalben doğru yaşayıp, doğru demeyeyim, kalben içinize sinerek yaşadığınız zaman o kurumsal algı gibi kalabiliyor zaten i̇şte o marka. Bunu demeye sürdürülebilir bir şey. Yani o üç gün, beş gün değil. O bir süreklilik arz ettiğinde tamam. Bu kadın hanımefendi, bu kadın şöyle, bu kadın da bunu yapabilirsin ama bunu yapamazsın. İntiba oluşuyor ya toplumda ya da çevrenizdekilerde. Aynen. Onu çok ben oluşturdum. Yani siz de söz konusu olduğunuzda o algı oluşmuş geliyor bana. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Ama ne yani kadar Aydan güzel. Şener söz konusu olduğunda Aydan Şener'e buraya kadar bunları yapabilirsin, bunları yapamazsın algısı çok oturmuş. İşte o benim yapımla alakalı bir şey. Evet, yani özellikle öyle olsun diye yaptığım bir şey değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet, yani sizdeki daha farklı şeyler, maddeler var. Bir o tacı taktığı anki kolajenli yüzü bir görebilir miyiz? Gençliğin getirdiği o ay parçası hali bir görelim mi lütfen? Ay parçası. Ben de gençken öyleydim ya. Biz böyle miydik ya? Daha güzel.
Evet. Ay parçası. Ay parçası ya. Aydan Şen. Bu yine yandan canım. Yine şey, o kadar kolajen basmış durmuyor yüz. Ya biraz da şey oluyordu tabii. Çekimler o zaman bir de ışıklar. Ama siz gibi değilsiniz Aydan Hanım ya. Neyse. Benim 18 yaş halim. Şey, o zamanki çekimler, ışıklar, kameralar. Hı-hı. İşte gelirdi mesela şuradan çekerdi. Işığı da patlatırlardı. O surat olurdu bu kadar. Hı-hı. Yani biraz da çekimlerden de kaynaklanan öyle. Tabii ki haklısın. Hı-hı. Tabii ki o hani o gençliğin getirdiği bir toparlaklık bir ama dediğin bence gibi. Ama bence bu. Bence bu değil, de. Bu. Bence de. Ben de aynı fikirdeyim vallahi. Yani eminim sende de öyledir ya öyle hani. Ya öyle şey. Evet. Aha yani o böyle hafif en bir en kibar terimli ay parçası. En şık haliyle. Evet, ama bizim işte bir de artı çekimlerden de kaynağı. Hani bazı görüntülerime bakıyorum ya ben böyle değildim ya diyorum yani hakikaten değildi. Ama orada zaten ekran büyüten de bir şey olduğu için bazen o tür yanılsamalar oluyor. Bir kadın bakmayı hangi yaşlarda öğreniyor? Aa bakmayı bence 30-35. Tabii. 35'ten sonra hatta bence yani. O zamana kadar daha böyle bir saflık. Gerçi şimdiki gençler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim doğuştan ama. Doğuştan sürmeli ve acayip şey evet, bakışlı doğuyorlar. Evet, yani kadın olarak doğuyor, yani geliyorlar sanki. Bilmiyorum ben vallahi çok geç öğrendim. Ama o kadınlığı hissetmek, kadınlığından mutlu olmak bunlar yani 35'ten sonra onun bilincine artık hayattan ne istediğini ne istemediğini çok iyi biliyorsun. Belli bir olgunluğa eriyorsun. Dediğin gibi artık artıların, eksilerin, durların, gitlerin var. Hani onları net olarak koyabiliyorsun. Kendini çok sevmeye başlıyorsun o yaştan sonra. Belki o yaşa kadar başkalarını daha çok seviyorsun. Ama 35 yaşından sonra hatta belki 40 artık kendini çok sevmeye başlıyorsun. Yani bence bu çok güzel bir şey. Başkalarını sevdin yani sevmeyi bildiniz mi? Sevebilmeyi bilen bir kadın evet, oldunuz. Evet, evet. Ya acaba ya ben burada çok severim. Kafa takıyorum. Ya gerçekten neden? Biz sevebiliyor muyuz, sevmeyi biliyor muyuz? Bilmem mesela kendime çok sorarım bunu. Yani karşındakinin tabii davranışına göre de çok şekillenen bir şey bu. Yani aşklarda da öyledir. Ben her zaman onu derim. Yani aynı insansındır ama diyelim ki 4 tane ilişki mi yaşadın? Her birine sor seni hepsi farklı bir şekilde anlatabilir. Bir tanesi der ki Aslı çok kıskançtır ay diyebilir. Çirkin tarafları vardır. Bir tanesi der ki Aslı hiç kıskanmaz. Hiç kıskanç değildir. Hatta biz o yüzden ayrıldık diyebilir mesela. Bir tanesi başka bir şey söyler. Öbürü hiç öyle. Neden? Çünkü o karşındaki insan eğer seni kıskandıracak şeyler yapıyorsa, işte içine böyle bir kuşku tohumu ekiyorsa ne oluyor? O tırnaklar çıkıyor. Ve hani ona o seni kıskanç olarak biliyor o zaman. Ya da huysuz olarak biliyor veya zannediyor. Yani ilişkilerde bile insanlar bence ona göre şekil alıyorlar. Ama sevmeyi bilmek tabii karşılıklı olursa güzel. Yani arkadaşlık ilişkisinde de öyle. Ben biraz önce galiba ne aldığıma bakıyorum. Evet, ondan sonra vermeye başlıyorum. Öyle körü körüne bu belki de biraz güvensizlik de olabilir insanlara. Hani çok da bilemiyorum ama hani biraz eksiyle başlayıp sonra artıya. Hani artıyla başlayıp eksiği değil. Yani yüzle başlamıyorsun, birle galiba. Başlayıp. Evet, evet. Hani sonrasında. İşte bu temkinlilik. Evet, olabilir. Temkinli olma olabilir. Hali. Kırılmaktan karşı, korkmak. Evet, kırılmaktan korkarım. Doğru. Ben bodoslama girerim, yüzden başlarım herkese. Ya. Yüzü dağıtırım, ondan sonra bakarız duruma yani. Evet, evet. Ben galiba öyle insanlara karşı biraz temkinli, biraz daha güvensiz belki. Belki bu şöhretin de getirdiği bir şey de olabilir zaman içerisinde. Çok faydalanmaya çalışan olabilir. Da olmuştur. Yani maddi mutlak anlamda, manevi mı? Anlamda tabii. Etrafınızda. Bir de çok küçüktünüz, çok gençtiniz. Hı-hı. Yani o yıllarda insan çok özür diliyorum, salak oluyor. Aynen yani, öyle. Tabii. Hani daha ne iyi yapıyorsun? Anlatan bir kelime yok. Evet, salak öyle oluyor. Saf oluyor. Tertemizsin yani tabii yani. Ki. O da ne yapıyorsun? Tabii bir savunma mekanizması, hı-hı. bir maske
oluşturup hani insanlara karşı çok fazla yaklaşsınlar istemiyorsun. Ama bir yerde işin gereği sosyal de olmak durumundasın falan. İşte bunlar böyle ince ayarlar. Ama size öyle hayat zor gelen bir şey değildir. Siz her şeyi çok kolaylıkla çözersiniz. Çözüyorum. Bir kere çok güçlü bir yapım var benim. Çok güçlü bir kadınım. Onun için de üstesinden gelemeyeceğim hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey beni down edemez. Yani her zaman ben oradan çıkmasını bilmişimdir de. Çıkarım da. Çok güçlü bir kadınım. Yani o yönümle peki, gurur duyuyorum diyebilirim. Mark, hani dediniz ya, dört kişi dört ayrı ayrı anlatır seni. Mesela biri kıskanç der, biri değil de. Evet. Tamam, şimdi sizden bir akıl alsak. Bütün kadınlar için bunu soruyorum. Tamam. İkili ilişkilerde de o marka değerini korumak. Dünyanın en zor işi. Evet. Nasıl yapacağız? Şimdi yani dört kişi ayrı ayrı anlatmasın. Ben her daim cool ve şey halimle durayım. Bozulmayan halinde durma, tırnakları da çıkarmadan, ne dediğinizi yapmadan. Mümkün onu nasıl değil yapacağız? Ki. Mümkün değil ki öyle bir şey. Değil mi? Aa, o mümkün değil işte. Öyle yani, bir çirkin tarafımız çıkacak yani. İlla ki çıkacak bir yerden sonra. Hani birazcık onu böyle törpüleyip gizleyeyim desen de, dediğim gibi karşıdakinin davranışları da tabii burada çok önemli. Ama bir yerde bir şekilde çıksın da zaten. Yani tabii ya, doğal yaşanmalı ya, bence. O kadar kediyle yaşayınca bunu demek kolay tabii Aydan Hanım. Ben öyle, evet. Yani kediler ya. Köpek, benim köpeğim de vardı, öldü ama kedi, şimdi kedim var. Hı-hı. Kediler çok acayip yaratıklar. Çok acayip. Yani ikisini yan yana koydum da köpekle, kedi çok acayip. Çok. Çok onu yaşamak lazım. Evet. Yani o kedi aşkını, o müthiş bir aşkmış. Ben de köpekçiydim daha önce. Bütün hayvanları çok seviyorum da. Şu 5-6 senedir kedilerle de müthiş yakına. Yani inanamıyorsun. Bende 20'ye yakın kedi var. Hepsi ayrı bir karakter. Hepsiyle ilişkim başka ve hepsi özel olmak istiyor. Kedi çok kadına benziyor esasında, kadınlara. Hani hepimiz böyle özel olmayı isteriz. Bir de öyle zannederiz ya kendimizi. Öyle bir yanılgıya da düşeriz. Hani ben onu adam ederim işte. Ay, o, çok çapkınmış şey ama işte bana yapmaz falan yok, zannederiz şey. Ya hiç öyle bir şey yok. Kim olursanız olun karşınızdaki insan neyse o yani neticede. Kediler de öyle. Yani çok ilginç yaratıklar. Peki çok ne yapacağız? Seviyorum. Adam eder yani ben onu adam ederim gibi bir tabii ki yanılsamaya düşmek o yanlış bir şey ama evet ama öylece çok mi, öyle mi kabul edeceğiz? Kabul edebiliyorsak öyle mi kabul edeceğiz? Evet. Hı-hı. Öyle kabul edeceğiz. Eğer öyle kabul edip hala da sevebiliyorsak zaten aşk o yani bence. Aşk öyle bir şey. O haliyle yani, de sevmek. Tabii illaki o kafamızdaki adamı bulup, prensi bulup da ona aşık olmak zaten çok kolay. Herkese aşık olur mu? Herkes olur, o zaten yakışıklıdır, zengindir, işte kariyeri vardır, hoş sohbettir, bir şeydir, bir şeydir. Çünkü öyle düşünüyoruz, istiyoruz ya, dürüsttür. Adamdır. Ona tabii ki herkese aşık olur zaten. Ve dünya ama, üzerinde bir tek bizi bulur. Yani tabii. Öyle bir adam bizi seçer. Ama işte defolarıyla tabii bu erkekler için de aynı şey geçerli. Karşılarındaki kadını her haliyle seviyorsa gerçek aşk bence öyle bir şeydir bunu, herhalde. Bunu nasıl sürekli Ceyhun yönetmenim beni kıskanıyor. Yani yerimde gözü var muhtemelen. Ceyhun seni o saçlarında almazlar buraya. Bak ben baştan söyleyeyim. Şimdi şöyle sizi dinlediğim zaman hemen anında geriye yaslan. Diyor. Ay ne var şöyle dursam? Ne kötü var, görünüyorum kadın, öyle mi? Hayır kadın şöyle, her haliyle şöyle, güzel. Şöyle hemen anında ya belki ben böyle rahatım. Böyle böyle dinliyorum. Bak ağzımı su yakıyor böyle. Bak, ay bak. Ne güzel. Ben de böyle. Ay Ceyhun sen var ya, sen kötü bir insana. Öyle şeyler söylüyor ki şu anda telaffuz edemiyorum televizyonda tabii. Sen kötü bir insana döndün Ceyhun. Ben bunu kabul ediyorum. Beni de seçmiyor bu arada, ona şey yapıyorum ya. Ha. Yok kesinlikle. Yok yandan kötüymüş, önden güzelmiş, bilmem neymiş. Oldu Ceyhun. Hayır her halinle çok güzel. Sen de bu yaşa geleceksin. Ben seni de yandan göreceğim Ceyhun. Göreceğiz yandan biz seni Ceyhun. Göreceğiz. Bu erkek...
Ha, işte hemen Ece orada. Bu erkeklerin, kadınların duruşuyla, yaşıyla, fiziksel özellikleriyle ilgili böyle anında böyle saptamalar değil yapması mi? Durumunda ne yapacağız evet. biz? Evet, kendileri sanki hepsi Brad Pitt. Çok güzel. Ece, Ceyhun sana devresin. Gel Ceyhun buraya. Gel Ceyhun buraya. Gel gel bir seni görsün seyirci. Ay. Brad Pitt'i bir görsün, bir görsün Brad'i. Brad'i bir görelim. Öyle genelde yalnız bu herkeste var ya, yani bir şekilcilik oluştu maalesef. İşte herkes zayıf olmak zorunda, herkes incecik olmak zorunda, herkes çok güzel olmak zorunda, herkesin burnu hokka, dişleri Hollywood gülüşü olmak zorunda gibi böyle bir algı var maalesef. Ve herkes genç olmak zorunda. Aynı şeyi şimdi ağzımdan aldın. Yaşa çok takılmış durumdayız bence. Şimdi mesela işte Instagram'da ben sosyal medya olarak bir tek Instagram'ı kullanıyorum. Çok da seviyorum. İşte bir şey, fotoğraf koyuyorum, bir şey koyuyorum. Gelen yorumların sağ olsunlar, bu arada hiç bana kötü bir şey yazmazlar. Ama %90'ı işte yaşla alakalı. Yani nasıl böyle işte kalıyorsunuz? Bu yaşta nasıl filan? Yani... Nedir bu yaşa bu kadar takmaları insanların? Bir de iltifat mesela ettiklerini zannediyorlar. İltifat ettiklerini zannediyorlar. Ben dövmek istiyorum onları. Hala mesela hala sözcüğü benim hiç hoşuma giden bir sözcük. Şarap gibi. Evet şarap. Fermante edilmiş üzüm suyu gibi. Aynen. Rütük tepemizde. Ondan sonra. Şarap evet. Genç kız gibi hala. Hayır benim hiç öyle bir iddiam yok. Hiç genç kız gibi olmakla ayrıca hiç istemiyorum. İşte ben yaşımdan da çok memnunum, durumumdan da çok. Yani ne kadar güzelsiniz demek başka bir şey, hala çok güzelsiniz demek başka bir şey. Yani güzel, her zaman güzel zaten. O hala sözcüğü mesela, hani bir kadın 80 yaşına da gelse güzelse güzeldir. Ya da bir kahve işte güzelse güzeldir. Hani soğusa da onun bir lezzeti vardır, o güzeldir. Yani... Fakat böyle bir takıntı oluştu. Bence bu son yaşınıza senelerde. Yaşınıza göre çok güzelsiniz. Ha, evet da çok o da fena. Var. O da var. Dediğim gibi bunu bir de iltifat olarak söylüyorlar sağ olsunlar ama dediğim gibi mesela benim hiç öyle dertlerim yok. Hiç öyle takıntılarım yok. Ne yaşla ilgili ne başla ilgili ben her şeyden şu anı yaşayan bir insanım zaten. Hani geçmişteyim ne gelecek çok umurumda. Zaten gideceğimiz yer belli neticede. Ondan sonra bundan sonra ne isterim? İşte güzel bir film çekebilmek, güzel bir işin içinde olabilmek, işte kızımın mutluluğunu görmek, huzurlu, sakin, güzel bir hayat geçirmek bundan sonrası için. Çok fazla, zaten dediğim gibi öyle çok fazla beklentileri, planları, programları olan da bir insan olmadığım için öyle hiç düşünmüyorum. Yani sadece şu an var. Hani ne kadar yaşayacağımız bile belli değil. Bu hayatta ne kadar kalacağımız belli değil. Onun için... çok geçmişe de yani öyle hani arada hatırlarım işte bir filmim gösteriliyorsa ona bakarım seyrederim falan. Hatırlarım oradaki işte ölmüş insanlar ki çok oluyor tabii kaybettiğimiz. Ama gene ben bir dönerim. Özlem yok ama. Hayır hayır özlem şeklinde asla değil. Dönerim gene bugünü yaşamaya devam ederim. Pişmanlıklarla baş etme yöntemi de mi aynı oluyor o zaman? Ya da pişmanlığım da yok olabilir. Yok var. Olmaz mı dolu? Yani çok var pişmanlıklar. Çok olmazsa olmaz zaten yaşarken mutlaka hatalarımız oluyor. Ya da bize hata gelen şeyler. Keşke yapmasaydım ya da keşke yapsaydım dediğimiz bir sürü şey var. Biraz benim şey özelliğim var. Unutmak istediğim şeyi öyle siliyorum beynimden. Güzel. Evet öyle bir yönüm var. Yani beni etkileyen böyle çok hani hatırlamak istemediğim şeyleri ben zaten kafamda onu... Travma da yaratmıyordur o zaman. Aynen, yaratmıyor evet. Hiç. Hani ne bileyim bir endişe, bir korku, bir travma. Ne? İçinizde insanın birikiyor yıllarla. Hiç de o ne güzel. Hayır tertemiz bir şey olması. Yani zihnin berraklığı bu anlattığınız. Yani evet onu biraz başarabiliyorum ben. Ne güzel. Konuşmayan evet. Bir zihin. Aynen çok fazla onu konuşturmuyorum. Çok fazla dinlemiyorum kafamın içindeki sesleri. Onu hemen böyle siliyorum. Devam. Süper. İşte bu da cool duruyor insan böyle olunca. Baklava mı aşure mi? Aşure. Ben aşure hem çok... aşure hem baklava yapsak. Öyle mi yapalım? Yapalım. Peki. Önce aşure gelsin o zaman. Tamam. Çağrışım. Bu kelime seni çağrıştırıyor. Bu aşure. Ha evet. Thank you.
Menfaat. Vallahi insanların yarısından çoğu menfaatçı. Hiç böyle menfaatiniz için bir şey yaptınız mı? Hiç. Asla. Asla yani menfaatim için insanları kullanmak falan hiç bana göre şeyler değil onlar. Ya ne bileyim birine değil, iyi davranmak vallahi. Hani. Menfaatiniz vardır o esnada ona iyi davranmanız gerekir gibi. Hani ayı ya dayı köprüyü geçene kadar falan gibi. Bilmem hatırladım vallahi öyle bir şey yok. Yani pek sevmediğim bir şey menfaatçilik. Hmm. Menfaatçi insanları da hiç sevmiyorum. Zaten çok eledim insanları. Hmm. Etrafımda çok az görüştüğüm insan var. Yeni insan almaz mısınız hayatınızda? Pek hoşlanmıyorum evet. O zaman fazla yeni... düzeninize aslında çok bağlısınız değil çok mi? Bağlı. Hani tabii, tabii. O düzen bozulsun istemezsiniz. İstemem aynen. O zaman kontrolcülük de var. Oluştu. Hmm. O biraz oluştu. Onu da kızım söylüyor bana. Hadi. Sen diyor hani böyle değildin biraz kontrolcü olmaya başladın falan. Biraz bu hayvanlardan sonra ben de o... oldu. Bu kadar çok hayvanla birlikte yaşadıkça hani onların çünkü çocuk gibiler yani bakımları işte kontrolleri, tabii. Veterinerleri, aşıları o yapıldı mı bu yapıldı mı o yemekleri bayağı verildi para mi falan bir de o, derken Aydın Hanım, tabii 20 bayağı kedi, masraf. Öbür yani ciddi para. Aynen 4'te köpek tabii. Var. Tabii yani ben onu diyorum zaten veterinerlere çalışıyorum. O zaman siz evin çevresindeki veteriner yaşadı veterinerler. Yaşadılar. Aynen birkaç tane var böyle. Hiç iflas onlar, etmez siz orada oturduğunuz sürece. Ay vallahi Allah onlardan da razı olsun. Çünkü her ay birkaç tanesi tabii gidiyor geliyor. İç parazit, geliyor. Dış parazit, kuduzu, tabii, tabii, karma. Tabii. Ya hastalanıyorlar. Tabii. Ölümleri çok tabii acı verici oluyor. Ama yani onlardan sonra bu biraz bende daha fazla oluştu. Baklavamız da gelsin hadi. Baklava gelsin da dışarıdan bakalım. Aldığımız sorular. Öyle mi? Hadi. Baklava. İndirime girmesini beklediğiniz bir şey oldu mu? Evet. İndirime. Ayakkabılar. Hadi. Bekler misiniz ayakkabı öyle? Çok severim. Ben balık burcuyum. Ayakkabı. Bir de alışveriş de seviyorsunuz değil mi? Severim. Çok severim alışveriş yapmayı da. Öyle şeyim yoktur ama benim. Hani marka saplantım hiç yoktur. Ben beğendiğim bir şey olsun alırım yani. Hiç önemli değildir. Nereden olursa olsun alırım. Bu ara internetten alışverişi çok seviyorum mesela. Evet. Cesaret ediyorsunuz. Ben hala ediyorum. Ediyorum. Görmeden, dokunmadan alamam. Ya. Ben işte şimdi ona alıştım. Çok böyle hoşuma gidiyor. Hani eve kapıya kadar geliyor falan. Aydın Hanım siz iyice işi tembelliğe İyice tembelliğe dök. Şimdi bak bunu söylerken ona diyeceğin de aklıma geldi. Hakikaten kapıya kadar biraz geliyor. Biraz doğru söylüyorsun. Hani öyle de yapıyorum arada ama indirim beklediğim tabii ki olmuştur. Mesut Bey ya hem günaydın diyorsunuz memlekete hem iyi geceler diyorsunuz. Siz nasıl bir insansınız? Aklımdan. Aklımdan memlekete aklımdan yorulamayalım. Mutlu musunuz şu anda? Hayır. Neden? Kendinizi sıkıştırılmış mı hissediyorsunuz? Empati yap. Empati yapıyorum ben yaptım onu. Yaptım onu. Kıstırılmışlık mı var? Kıstırılmışlık mı var? Ne oldu acaba? Alalım. Bir baklava daha alalım. Evet. Bir dilim baklava daha. En son kimin dedikodusunu yaptınız? Ah. Oo hadi bakalım. Flash flash flash. Ay ben de kendimi böyle çok şey anlatıyormuş. Yani çok iyiyim ben mükemmelim gibi asla değil. Bir sürü şeylerim vardır ama dedikodu hakikaten hiç sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Çünkü başka insanların hayatları beni hiç ilgilendirmiyor. Hani gerçekten ilgilendirmiyor yani. Ama ufak tefek o da hani birileri anlatırken dinlemiş olabilirim. Ama hani yorum yapıp üstüne de ben iki katıp falan. Aa bir de şöyle de olmuştu falan. Yani bu tür konuş şeyleri gerçi ki beni tanıyan herkes bunu bilir yani. Sevmiyorum. Hoşlanmıyorum insanlar hakkında konuş. Bir de diyorum ki yani bugün bunun hakkında bana konuşan gidip beni de konuşuyordur yani başkasına diye. Ki %100 öyle tabii. En büyük hatanız ne?
En büyük hatam. Eğer çok mahrem değilse tabii. Yani. Vardır dediğim gibi. Aa, çok böyle. Sen de benim hatalarımdan birisin. Bütün günahların yani. Bedelisin yani. Var bir tane. Var tabii yani. Oo. Hata olarak gördüğüm ama. Onlar da işte bir şey o dönem katmıştır. İçin aynen yaşanması mutlaka gerekiyormuş. Mutlaka size bir şey yaşanmış. Katmıştır. Evet kesinlikle. Yani bazen insan kesinlikle. Çünkü neyi istemediğini öğrenmek için de, yaşamalı. Doğru söylüyorsun. Yani evet. onu belki hatta tabii. Bazen neyi istemediğimizi ve neyi reddettiğimizi anlamak daha değerli olabiliyor. Evet. İsteyip kabul ettiklerimizden. Evet kesinlikle. Kendinizle ilgili yeni keşifler hoşunuza gider mi? Kendinizi yeniden tanımak ya da bir gün bir şeyinizi fark etmek. Oldu bu tabii. Hı hı. Yani şu an bence çok iyi tanıyorum beni de. Ama bu keşiflerim oldu tabii. Kendimi keşfetmeye böyle bir yolculuk, özellikle bu çalışmadığım dönemlerde tabii onu çok yapabildim. Hı hı. Hani aynaya çok bakıp kendimle yüzleştiğim çok dönemler oldu. O zaman da hoşuma gitti. Mesela ben o güçlü kadını o zaman keşfettim ve bu çok hoşuma gitti. Unutulmaktan hani yıkılmadığımı görmek. Unutulmaktan korkar mısınız? Evet tabii. Tabii. Kimse istemez ki unutulmak. Yani sevdikleri tarafından, hayranları tarafından veya öldükten sonra unutulmaktan. Kimse hoşlanmaz bence. Ama bende böyle bir şey var gerçekten. Hı hı. Evet. Var. Unutulmaktan, ölümden. Mesela ölümden de ben biraz korkarım. Kendi ölümünüzden mi korkarsınız? Sevdiklerimin, evet sevdiklerimi kaybetmekten biraz fobi halinde. Kendim de ölümden, evet. Hani bir gün böyle her şeyin bitecek olması, işte bir süre daha insanlar, işte sevenler hatırlayacak. Ondan sonra böyle kimsenin artık adınızı bile anmayacak olması. Hiç yaşamamış gibi oluvermek falan. İşte o zaman sorgulamaya giriyor insan zaten. Hani o zaman niye geldik bu hayata gibi sorgulamalar. Ben özellikle annemin vefatından sonra bunlara biraz fazlaca eğildim. Neticede de işte nereye çıkıyoruz gene dönüp dolaşıp. Hayat çok kısa. Günümüzün, anımızın tadını çıkaralım. Ve herkes nasıl mutluysa öyle yaşasın. Peki ne bırakmak isterdiniz? Vallahi ben bırakmak istediğimi bıraktım diye düşünüyorum. Yani güzel filmler bıraktım. İyi bir ismim oldu. Onu bıraktım veya bırakacağım. Güzel, düzgün bir hayat yaşadım. Çok böyle hani kötülüklerle anılacak bir isim bırakmadım. Öyle bir hayat da yaşamadım. Zaten bırakmak istediklerimi bırakacağım diye düşünüyorum. O zaman yani. Anılmak evet. istediğiniz sıfat ne olurdu? Vicdanlı, iyi kalpli, vicdanlı, güzel. Aynen. Vicdan, iyi insan olmak çok önemli bir şey. Ben kızıma da hep bunu söylemeye çalıştım ve neticede de öyle bir insan oldu. Hani ne olursan ol, her şey olabilirsin ama İyi insan ol, vicdanlı ol. Yani vicdan çok önemli bir şey. Merhamet, vicdan çok önemli. Vicdanlıydı, merhametliydi. Etrafındakilere kol kanat gererdi, yardımcı olurdu. Bütün canlılara bu arada. Yani bu şekilde anılmak zaten yeterli. Güzel. Evet. Ki gözünüzün ışığı hiç sönmesin. Senin de siz hep canım gelin. Benim. Gelirim. Çıkın gelin. Böyle. Gelirim. Evde böyle pijamayla falan otururken tamam, üşenirsiniz gelirim. Ama yine de üşenmeyin gelin. Gelirim sen de gel. Beklerim gerçekten çok sevdim seni. Dediğiniz gibi Brad Pitt olur. Yan dön Ceyhun yan dön. Yan dön. Tam yandan. Karın kasları hali gelişmiş kendi Brad Pitt şanan ve bana sürekli laf söyleyen yönetmenimiz Ceyhun burada. Evet. Aydın Hanım benim ne suçum var? Siz buradasınız görüyorsunuz. Canım sen çok güzelsin vallahi yayında da söyledim hiç her haliyle değil mi? Güzel. Evet, maşallah. Peki gerçekten, Aydın Hanım sizin maşallah. Bu hiç konuşmama, beni burada gerçekten ıkındırma. Öyle mi elimden oldu? Geleni yapma. Sağdan gerçekten. Dolandım, soldan dolandım. Gene de bir laf alamama. Gene de bir laf alamama. Ne oldu Aydın? Ama ne yok. Geçti elinize? Ne Bence geçti ben elinize? Vallahi çok kendimi açtım yani.
konuştum bayağı.